Etrafında konuşan, boş konuşan, liyakatsız, gereksiz tipler var. Onların tuzaklarına düştün, gaza geldin. Zaman ilerledikçe hayatında neler değişiyor? Örneğin sen gençsin, hedeflerin var, çok büyük planların var, dünyayı değiştireceğini düşünüyorsun ve kabiliyetlerin var gerçekten, potansiyelin de var, enerji dolusun, kanın hızlı akıyor. Gittiğin ortamda herkes seni dinliyor. Mıknatıs gibi çekiyorsun insanları. Anlattığın fıkralara gülüyorlar veya anlattığın konular insanların çok ilgisini çekiyor. Ve sana saygı duyuyorlar. Sana değer veriyorlar. Gerçekten kılık kıyafetin çok iyi gençken. Çok iyi bakabiliyorsun kendine. Bir özgüven var sende. Çünkü sana saygı duyuyorlar. Sana değer veriyorlar. Ulaşılmaz gibi görünüyorsun belki de. Çok başarılı gözüküyorsun dışarıdan. Gençken, bekarken, düşüncelerin farklı olduğu için, enerji dolu olduğu için, motivasyonun yüksek olduğu için bu senin bedenine de yansıyor. Yani sen konuşmasan da senin bedenin konuşuyor. Böyle biriydin daha önceden. Ama zaman ilerliyor. 3 ay, 5 ay, sonra 3 sene, 5 sene. Hedeflerim vardı mesela üniversiteyi bitirmek. Almanya'da yaşayan birisi olarak. Ne oldu? Öncelikler sırası değişti. Önüne bir problem çıktı. Yani sen B'ye doğru gitmek istiyordun. Hedefin B'ydi. Karşına Z çıktı. Hiç alakasız bir hedef. Kendinle ilgilenebiliyordun bekarken veya hedefin varken. Bu sefer evlendin. Bir dönüm noktası oldu senin için. Eşin beklediğin gibi bir insan çıkmadı. Söz geçiremiyorsun. Laf dinlemiyor. Sorumsuz. Senin gibi değil. Çocuk gibi bakılmaya ihtiyacı var sanki. Bu sefer ne yapıyorsun? Kendine %100 enerji harcıyordun ya bekarken. Öyle birisiyle evlendiğinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı. Kendine harcadığın enerjinin %70'ini bazen kime harcıyorsun? Eşine. Kendine ne kadar zaman harcıyorsun? %30. Aynaya bakıyorsun. Bu ben değilim diyorsun ya. Ben bu kadar kilolu değildim. Benim yüzümde bu kadar kırışıklık yoktu birkaç sene önce. Bu kadar ağarmış saçım yoktu. Ben kendime iyi bakıyordum. Bu ne hal diye her aynaya baktığında kendini suçlamak. Peki neden oldu bu? Öncelikler sırası değiştiği için. Yani öncelik sen olman gerekirken başkası senin enerjini çekmeye başladı. Bu senin eşin ilk önce. Sadece bu mu? Hayır. Enerjiyi %70 ona harcıyorsun ya. Harcaman gerekiyor. Ona enerjiyi az harcarsan ne oluyor peki? Sanki avucundan kaçacak gibi oluyor adam veya hanımefendi. Onu kontrol edemiyormuş hissi geliyor. Onunla geleceğin nasıl olacağını kestiremiyorsun. Gelecek korkusu, kaygısı başlıyor. Peki sonra ne oluyor? Çevredeki insanlar genellikle şunu söylüyor. Onunla çocuk yap, bu problemler çözülür. Ne oluyor? Sonra çocukları oluyor. Birkaç sene iyi gidiyor. Sanki çözülür gibi oluyor ama yine problemler baştan. Eşine %70 harcıyordu. Şimdi çocuğuna %70 harcıyor. Eşine %10 harcıyor. %20'de kendine harcamaya başladı sadece. Artık tamamen farklı bir insan. Daha önceden bekarken çektirdiği fotoğraf ile şimdiki fotoğraf arasında dağlar kadar fark var. Yani özünden ayrılıyor kişi. Mutsuz, huzursuz. Tuzak neydi biliyor musun? Tuzak liyakatsız insanları dinledi. Ta baştan beri. Hep böyle uzman geçinen çevresinde insanlar var. İşte onunla çocuk yap. İşte o sana çok yakışıyor, onunla evlen. Ve onun bir dediğini iki etme. Ve hep bunu şu şekilde yapman lazım diye etrafında konuşan, boş konuşan, liyakatsız, gereksiz tipler var. Onların tuzaklarına düştün, gaza geldin. Ve insani ilişkiler konusunda uzmanlaşmaya hiç çalışmadın. Bildiğini zannettin belki. Daha önceden çok kültürlüydün, kitap okudun, üniversiteyi bitirdin, belki hukuku bitirdin, belki psikolog oldun. Ama pratik hayat tamamen farklı. Teori başka bir şey. Pratik hayatta okuduğun kitaplar işe yaramıyor. O tuzağa düştüğün için bu hale geldin. Peki geç mi oldu? Hayır. Merak etme, gecikmedin. Bir şey kaçırmadın. Kaçırdığını zannettin belki. Ele avuca düştüğünü zannettin. İpin ucunu kaçırdığını zannediyorsun. Kontrolü kaybettim hocam, hiç düzelmez herhalde. Belki boşanırsam bu problem çözülür diye düşünüyorsun belki. Bu şekilde çözülmüyor. Merak etme, ipin ucu da kaçmadı. Senin elin
kalbe gittiğinde, kalbin atıyorsa, yaşıyorsan şu anda bir şeyler yapabilirsin. Değiştirebilirsin. Hayatını güzelleştirebilirsin. Tekrar kendini gerçekleştirerek ailen ile birlikte daha huzurlu bir hayata sahip olabilirsin. Geç kalmadın. Yapabilirsin. Bunun için harekete geçmen gerekiyor. Öğrenmeye açık olman gerekiyor. Liyakatsız insanlardan uzak kalman gerekiyor. Kafayı topraktan çıkarman gerekiyor. İşleri artık zamana bırakmaman gerekiyor. Akışa bırakmaman gerekiyor. Hap ile, ilaçla bu işin çözülmeyeceğine inanman gerekiyor. Bu iş medyumla, hocayla da çözülmeyeceğine inanman gerekiyor. Liyakatsız tiplerden uzaklaşman gerekiyor. Aile danışmanlığı yapan bekar insanlardan uzaklaşman gerekiyor. Liyakatsız insanlardan bilgi almaman gerekiyor. Çocuğu olmayan pedagoglardan bilgi almaman gerekiyor. Doğru yerden başlaman gerekiyor. Yapman gerekenler belli. Bununla beraber Almanya'da yaşıyorsan senin dilinden, dininden, inancından bir haber olan, bilgisi olmayan Almanlardan veya yabancılardan, sana yabancı olanlardan kesinlikle danışmanlık almaman gerekir. Çünkü sen onun yanına gittiğinde sana söyleyeceği cümle şu: boşa gitsin diyecek. Bunu söyleyecek sana. Çünkü onun kültüründe bu var. O kaldırabilir. Sen onun kültürüne göre davranmaya başlarsan yine özünden ayrılacaksın. Sen o değilsin çünkü. Harekete geçmen gerekiyor. Buna inanman gerekiyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz Avrupa'da yaşayan Müslümanlara kendini gerçekleştirip ailesiyle birlikte daha rahat, huzurlu bir yaşamı onlara gösteriyoruz. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Kişilere, insanlara 3 ay içerisinde duyguları, düşünceleri, davranışları pratik olarak kolayca nasıl değiştirebileceğini uygulamalı bir şekilde göstererek yapıyoruz değerli arkadaşlar. Peki ne için yapıyoruz biz bunu? İnsanların yetersizlik, değersizlik sendromu yaşamamaları için yapıyoruz. İnsanların elindekilerini, uzun süre ile kazandıklarını, çocuklarını, hak ettiklerini, sağlığını, değer verdiklerini kaybetmemeleri için yapıyoruz değerli arkadaşlar. Hayal kırıklıklarına uğramamaları için yapıyoruz. Gece kafayı koyduklarında birkaç saniye içerisinde rahatça uyumaları için yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bununla beraber daha önceden yaşadığı motivasyonu, yaşadığı enerjiyi ve gücü, sağlığı tekrar kavuşmaları için yapıyoruz değerli arkadaşlar. Tekrar canlanmaları için yapıyoruz. Benim de sana yardımcı olmamı istiyorsan hemen bu videonun altındaki linke tıkla ve benimle ön görüşme için başvuru formu doldur ve gönder. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı ve bu videoyu mutlaka sevdiklerinle paylaşmanı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Hoşça kalın.